Herkese merhabalar sevgili dostlarım 28 Ağustos 2020 Cuma gününden e, doları ve euroyu değerlendirmeye devam ediyoruz. Dolar TL'de haftanın son işlem gününde 7.30 civarlarında güçlü duruş devam etmekte. Şimdi dolar TL'deki bundan sonraki süreçte bizi neler bekliyor? Özellikle e, yabancı kurumların bir tahmini var, işte bir analizi var. E, hatta hedef fiyat vermişler aşağı yönlü. Bunların gelmesine kadar olası? Bunları değerlendireceğiz. Şimdi dolar TL güçlü duruşu devam ediyor. Yani 7.30 civarlarında muhtemelen de haftayı bu civarlarda kapatacağız gibi duruyor. Bu bir arkadaşlar yani baktığınız zaman dolar tl de aslında 7 üzerinde haftalık kapanışlar almaya da başladık. Öncesinde günlük kapanışlar alıyorduk. Şimdi haftalık kapanışlar almaya başladık. Yani dolar TL'deki yukarı istek her geçen gün artarak devam ediyor. Şimdi JP Morgan'dan dolar sat TL al tavsiyesi geldi. Şimdi JP Morgan'ın ben altın ve gümüş tavsiyelerini veya da analizlerini önemsiyorum. Çünkü genellikle benimkiyle aynı oluyor. Ee, ve gerçekten de başarılar. Yani JP Morgan altın ve gümüş e, analizlerinde ama dolar tarafında ben çok başarılı bulmuyorum. Özellikle geçmişteki e, yayınladıkları tahminlerde bunları da zaten kanıtladılar. Özellikle dolar 7.24 gördüğü zamanlarda işte 6.85'e geri çekildiği o 2018'in e, ağustos eylül ekim aylarında JP Morgan'da o zamanlar işte TL sat dolar al tavsiyesi vermişti. Ondan sonra dolarda bir düşüş gelmişti. Unutamayacağım bir diğer tavsiyesi ise 6.25'lerdeyken yani 2019'un Mayıs Haziran aylarındayken JP Morgan burada da TL sat dolar al tavsiyesi vermişti. Buradan itibaren de doların zaten aylar boyunca düştüğünü hep birlikte görmüştük. Yani JP Morgan dolar tavsiyeleri aslında ben çok fazla güvenmiyorum. Geçmişte de zaten birçok kez yanıldılar. Şimdi ise dolar sat TL al tavsiyesi vermiş. Hatta dolar TL'de aşağı yönlü işte 6.78 ve 5.50 hedefleri vermiş. 765'te zararı durdur demiş. Ee, seviyesiyle hatta biz 739 bir birim sattık denmiş. Şimdi Bir birim nedir? Hani bir birim yani forexteki lot mu yani bir lot mu? Hani e, bir lot için böyle bir haberi niçin yaparlar? E, bir lot arkadaşlar böyle kurumlar için hiçbir şey değil. Yani e, çok tuhaf bir lot bir birim sattık denilmiş gerçekten tuhaf bir e, analiz analizin içeriğine baktığımızda. İşte raporda kurda önemli ölçüde geri çekilme riski oldu ve bu geri çekilme için kritik önemdeki ilk Fibonacci desteği olan 7.18.90'ın kırılması gerektiği ifade edilirken böyle bir kırılmanın daha geniş çaplı bir geri çekilmeyi getirebileceği belirtildi. Bir de Fibonacci desteği vermişler. Yani tuhaf bir e, analiz olmuş arkadaşlar. JP Morgan'ın ben e, dolar tavsiyelerinin çok fazla önemsemediğimi belirti, belirtiyorum. Çünkü geçmişteki tahminlerine baktığımızda hepsinin neredeyse fail oldu e, ortada. Şimdi peki bundan sonraki süreçte dolar TL'de bizi neler bekliyor? Dolar TL'de arkadaşlar haftalık kapanışta 7.30 civarlarından yapıyoruz. E, şöyle aylık hatta haftalık grafiklerde şöyle çizgi grafiğini açmak istiyorum. Bakın şu grafiğe iyi bakın arkadaşlar. İlk defa dolar tl şu rakamların üzerinde kapanışları al. Çizgi grafikte bunu daha net görebiliyoruz. Yani dolar tl'de aslında bu yükselen kanal içerisindeki hareket yukarı yönlü istek her geçen gün artarak devam ediyor. E, dolar tl'de bundan sonraki süreçte 7 ve 6'nın gelebileceğini çok fazla zannetmiyorum ben. 7-17 civarlarında bir destek hattımız var. Olası geri çekilmelerde orası destek hattı olarak çalışacaktır. Hani piyasa yapıcı yükselmeden önce son bir kez geri çekeyim derse 7 civarları belki gündeme gelebilir. 7.04, 7.07. Oraları bile zayıf ihtimal olarak ben görüyorum arkadaşlar. Yani dolar tl'deki şu aylık grafiklerdeki çanak kul formasyonunun her geçen gün çalışma ihtimalinin arttığını size söyleyebilirim. Bakın şu civarlarda ki Mumlara bakın arkadaşlar. İğne şeklindeki mumların üzerinde ilk defa kapanışlar geldi. Muhtemelen bu ayı bu şekilde kapatacaklar. Aylık mumu dizayn ediyorlar. Daha sonraki aylarda yukarı yönlü isteğin artacağını ben düşünüyorum. Yani dolar tl'de bir geri çekilme olursa bu benim için bir fırsattır aslında. 7'nin altını çok fazla beklemediğimi söylüyorum. Ve ilk etapta arkadaşlar şu kanalını yani biz işte JP Morgan gibi Fibonacci çekmiyoruz şu an ama şu yükselen kanala baktığımızda gerçekten güzel bir şekilde çalıştığını zaten sizler de görebiliyorsunuz. Üst ve alt destek ve dirençleri çok güzel çalışmış. Bu kanalın üst kısmına baktığımızda işte 7.55-7.60 civarlarından geçen bir dolar tl direnci karşımızda. E, ilerleyen zamanlarda bu rakamların hedef olabileceği düşüncesindeyim. Bu rakamlar kırılır mı? Tabii ki hani 7.60 civarlarında bir direnç var ama aylık kapanışlarda bu şekilde kapanışlar aldığımız takdirde orta vadede 8 ve üzerleri dolar TL'de hiç sürpriz olmayacaktır. 8 18 20 belki daha da yukarılar. Yani aylık grafiklerdeki zaten şu e, çanak kulbun hedefine gitmek isterse geçtiğimiz zamanlarda her çanak kulp yaptığında arkadaşlar hedefine gitmiş. Hatta daha yukarılar gelmiş. O zaman dolar tl'de 8-9 diye e, rakamlarla ilerlemeye devam ederiz çekilişler son hız devam ediyor arkadaşlar kazanan abonemize 200 Ripple hediye çekilişe katılmak çok basit aşağıya bir tane yorum bırakıp videoya da beğen atarsanız çekilişe otomatik olarak katılmış oluyorsunuz gelecek videolarda çekilişin tarihlerini e, videonun yorumlar kısmında açıklamış olacağım o yüzden takipte kalmanızda fayda var şimdi Euro TL'de e, şöyle bir ayrıntı var tabii ki Euro işte dolar dünyada değer kaybetmeye devam ediyor. Onun işte dolar TL, dolar Meksika pesosu, dolar Rus rublesi, dolar Brezilya reyli olarak düşünmeyin. Doların dünyadaki değeri olarak düşünün, yani dolar endeks olarak düşünün. Evet hani dolar dünyada değer kaybediyor ama ee, bizim gibi ülkelerde ve birçok ülkede arkadaşlar ee, dolar değer kazanmaya devam ediyor. Aslında ka değer kazanan dolar değil, değer kaybeden TL ve diğer ülke para birimleri. Evet şimdi euro dolarda arkadaşlar görüldüğü üzere tekrardan 1.19'lar test edildi. Euro'daki hareketliliğin ben 1.13'ler geçildikten sonra başladığını belirtmiştim. Hani 120 20 hedefi vermiştik. Bu hedeflerde az çok test edildi. Şu an bir dirençteyiz ama ben bu direncin hani biraz iddialı bir tahmin olacak ama kırılacağını düşünüyorum. Yani bu ay olmaz önümüzdeki ay olmaz ama ilerleyen aylarda kırılacağını düşünüyorum. Çünkü hani FED'in politikalarına baktığımızda FED para basmaya devam ediyor. Faizleri sıfır noktasında tutmaya devam ediyor. Yani doların dünyadaki değeri azalıyor. Euro karşısında değer kaybedeceğini düşünüyorum ben. Biraz iddialı bir tahmin. 1.19.90, 1.20.20 hatta kırıldıktan sonra hızlı bir şekilde... 1.30 1.40'lara doğru hareketin devamını bekliyorum. Yani evet dolar TL yukarı gidebilir ama kazananın daha çok kazandıracak olan şeyin euro olduğunu ben düşünüyorum kendi adıma. Hemen euro TL'ye bakalım. Ee, bu kadar bakmışken euro dolar paritesine de euro tl'de de zaten geçtiğimiz aylardaki e, işte 2018'in ağustos ayında görülen zirvenin çok çok üzerlerindeyiz kapanışlar aldık e, aylık bunlar zaten çok hızlı bir şekilde yukarı gitmeye devam ediyor 7 civarları geçildikten sonra euro da zaten böyle bir beklentim olduğunu söylemiştim ilk hedef olarak 8.20'yi vermiştik 1 lira 20 kuruşluk bir harekette o geldi. Şimdi ise 8 üzerindeki hareket devam ediyor. Baktığımız zaman trendde arkadaşlar önemli direnç seviyeleri kırılmış. Oraları destek yapma çabası içerisinde. Geri çekilmeler olursa bunun 8.47-8.50 civarlarıyla sınırlı olacağını düşünüyorum. Buradaki ee, bu rakamlar üzerindeki her kapanışta arkadaşlar, euroda öncelikle 9.30, daha sonra da 9.80'lere doğru orta vadede e, hedefin olacağını düşünüyorum. Yani ben o euro dolar paritesinin yukarı yönlü kırılmasıyla euro'nun bu dönemde daha güçlü olacağını daha çok kazanç sağlayabileceği düşüncesinde olanlardanım. Evet bu şekilde baktıktan sonra dediğim gibi 8.46-8.47'de bir direnç seviyesi var. Baktığımız zaman göstergeler günlükte bir miktar satışa dönmüş ama bu çok önemli değil. Aylıkta çok güçlü arkadaşlar. RSI 70'in üzerinde maddi al vermiş devam ediyor. Stokastik RSI gayet güçlü. Şimdi buradan hemen şöyle daha önceki videolarımızdaki coin incelemelerimize devam ediyoruz. Bet USD'ye bakacağım arkadaşlar bu videoda. Geçtiğimiz videolarda bir analiz yapmıştık. Ne durumda? Ona bir bakalım isterseniz. Bu arada kripto paralarını nereden alıp satabiliriz diye soruyorsunuz. Ben kendim BitDo'yu kullanıyorum. Sizler de kullanabilirsiniz. Ben aşağıya kendi referans linkimi koyacağım. Videonun açıklama kısmına. Siz oradan tıklayarak benim referans linkimle kayıt olabilirsiniz. Eğer ki benim referans linkimle kayıt olursanız daha düşük makas aralıklarına sahip olursunuz. Bitcoin, Ethereum, Ripple ve birçok altcoin'i Burada bulabilirsiniz arkadaşlar. Gayet kullanımı basit. Evet şimdi b 2 biraz inceleyelim. Analiz yaparken hatırlarsanız 36 centlerdeydik. Ee, geri çekimlerde alıcılı tarafta olacağımı belirtmiştim. Ee, ve 31 sent civarlarını hedef olarak göstermiştik. Hani buralarda belirli bir süre konsolde olduktan sonra ZRX kadar hızlı gitmese de e, 37, 41, 43 hatta bir miktar daha yukarısı 48 ve 50 sentlerin önümüzdeki dönemlerde hedef olacağını e, kendi görüşüm olarak yatırım tavsiyesi olmadan sizlere belirtmiştim. Ve bakın 31 centlere indik. Burada bir toparlanma 34 centlere kadar tepki. Dediğim gibi belirli bir süre konsolide süreci. Ee, ve 37 41 43 centler hedefi olacağını düşünüyorum arkadaşlar. Bu süreçte e, şimdi söyleyeceklerim bu kadar. Kripto paralar ile ilgili olarak hoşçakalın.